Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlere şahane bir yazlık yelek modeli yapacağım. Umarım sizler de beğenir ve kolaylıkla yaparsınız. Bunu ilk defa örgü yapacak olanlar bile çok rahatlıkla yapabilirler. Dediğim gibi model çok hızlı ilerleyen, çok çabuk ilerleyen ve tam böyle yazın şıkır şıkır giyeceğimiz bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben hemen şu ipimi kenara alıyorum. Eğer yapacaksanız sizler de benim gibi, bakın şöyle göstereyim, ipi koparmışım. Böyle ince bir iplikle yapabilirsiniz. Bu ipi ben BİM'den almıştım. Tabii ki hepiniz muhakkak almışsınızdır. Şöyle modelimi kenara koyuyorum. Ben tabii böyle kalın bir iple başlayacağım. Hemen görüksün diye böyle yaz renklerini seçtim, özellikle mavi. Şimdi model çıkartacağım için ben fazla bir zincir çekmeyeceğim. Bu kadar zincir yeterli benim için. Sizler yeleğinizin boyutuna göre, kendi ölçülerinize göre zincir çekebilirsiniz. İlk sıramızı arkadaşlar trabzan yaparak ilerliyoruz. Her bir zincirin tepesine bir trabzan. Bu şekilde. İkili trabzan yaparak ilk sıramı tamamlıyorum. Gerçekten bu modeli ilk defa örgüye başlayacak olanlar bile çok rahatlıkla yapabilir. Çok çabuk ilerliyor. Örmesi çok zevkli. İster yelek örün, ister bluz örün, isterseniz şal da örebilirsiniz. Etol şalda da çok güzel duruyor. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Dilediğiniz renkte ve modelde. Tığ numarası ben ipime göre kullanıyorum. 4,5 numara 2,75 milim bir tığ kullanıyorum. Sizler elinizin sıklığına göre tığ seçebilirsiniz. Benim elim biraz sık olduğu için ben bu şekil kalın tığıyla örmeyi tercih ediyorum. Şöyle hemen sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Her bir trabzanın tepesine sadece şu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Sayılarımız hep 3-3 gidecek. 3 trabzan, 3 zincir. Evet, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. trabzanın tepesine bu sefer sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. trabzanımın tepesine, ay pardon, 1, 2, 3. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Pardon, burada bir tane olacaktı. Şimdi model gösterdiğim için şurada bıraktım. Bir zincir çektim. Hemen bunun üzerine, trabzanlarımızın üzerine sık iğne yapıyoruz. 2, 3. 3 sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip sık iğne yapmıştık ya, o sık iğnelerin tepesine de trabzan yapıyoruz. Çaprazlama teknik. Trabzanların tepesine sık iğne, sık iğnelerin tepesine de trabzan yapıyoruz. 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen köşeye, trabzanlarımın tepesine yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 2, 3. Bu şekil battım. Tekrar 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen sık iğnemin tepesine 1, 2,
3 trabzan, 3 zincir, tekrar trabzanın tepesine sık iğne. Modelimiz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Hiçbir artırma, eksiltme yok, farklılık yok. Bu şekilde o kadar hızlı ilerliyor ki, dediğim gibi, bunu herkes çok rahatlıkla yapabilir. Çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir model. Bir günde, iki günde örüp giyebilirsiniz, satabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet, şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkes rahatlıkla yapabilir. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Sivilcelisan ettiysem affola. Bir sonraki modelde, bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.